Eskiden arkadaşlar Future Link nasıl alınmalıdır? Adında bir videomuz vardı. Şimdi geçmişte çekmiş olduğumuz bazı videoları bir revizyon sürecine tabi tuttuk. Bu konu kapsamında da arkadaşlar geçmiş dönemde çektiğimiz o videoya ek olarak tanıtım yazısı nasıl alınmalıdır konusunu da bu videoya dahil edeceğiz. Şimdi öncelikle tanıtım yazısı nasıl alınmalıdır sorusuna yanıt verecek olursak Finlandiya askeri ücret 2022 kelimesinde ben 4. sıradayım. Benim tanıtım yazısı almış olduğum site ise Birinci sırada. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. işte hocam niye kendine bir rakip çıkardın? Yani bir bağlantı alırken kendine neden rakip çıkarttın? Yani normalde bu site olmasa 3. sırada olacaktık. Diğer yandan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arama sonucunda ben 7. sırada falandım. Bu backlink'i aldıktan sonra işte 3. sıra 4. sıra gibi sıralamalara yerleştik. Şimdi birinci sebebi bu. İkinci sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi bir kullanıcı şu şekilde bir arama yaptığı zaman direkt olarak bu siteye ziyaret edecek ve bu sitede arkadaşlar zaten bizim iki tane linkimiz var. Yani bu siteden bizim sistemimize gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü yazı çok kısa. Kullanıcı daha uzun metrajlı bir yazı bekliyor. O yüzden de arkadaşlar buradaki linklere tıklama olasılığı çok yüksek. Diğer yandan halihazırda arkadaşlar 7 tane kullanıcı bu 5 günlük periyotta yani linke eklediğimiz günkü periyotta tıklama yapmış. Şimdi ikinci konu şu arkadaşlar. Bu sitenin yani bu tanıtım yazısı almış olduğum rayhaber.com'un ben bu kelimede güzel bir sıralama alacağını biliyordum. Bağlantı aldım ki bağlantı gelsin. Yani bu beklin kaynağı sürekli olarak arkadaşlar takip edilsin ve aktif olsun diye ben bu siteden backlink aldım. Diğer yandan tanıtım yazısı nasıl alınmalıdır sorusuna yanıt verecek olursak da bu tanıtım yazısının kelimesi çok kısa. Yani burada aslında bir kelime sınırlaması yok ama yani 500 kelime falan geçmeniz faydanızı olacaktır arkadaşlar. Diğer yandan iki yöntem izleyebilirsiniz burada. Birincisi bir çapa bağlantı artı bir tane ana domeyne, çıplak URL dediğimiz URL yöntemi yani buradaki yöntem. İkincisi de arkadaşlar iki tane çıplak URL birisi ana domeyne, birisi ise alt bağlantı. Şimdi bu backlink'i alarak biz şunu hedefliyoruz. Hem ana domainimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem de alt bağlantımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar linki bu şekilde almaya uygun gördüm. Şimdi bu konuyu iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Diğer yandan tanıtım yazısı alınırken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt verecek olursak daha önce söylediğim gibi benim için DA değeri, PA değeri veya spam skoru değeri önemli değil. Ben sitenin hitine bakarım arkadaş. Bir web sitesinin hitli olması ve hit aldığı kelimelerin güçlü kelimeler olması arkadaşlar o sitenin kalitesini ortaya koyan bir sebeptir. Şimdi şu tarihlerde ben bu siteden bekleyin kalmadım çünkü çok ciddi bir düşüş eğilimi içerisindeydi. Ki bu düşüşte arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 2020 yılında gerçekleşmiş olan Google güncellemesinden sonra bu site çok olumsuz etkilenmiş. Diğer yandan şu anda bir yükseliş eğilimi içerisinde. Bu yüzden bu tarihte ben bu siteden baktım kaldım. Yani normalde uzun zamandır benim kafamda olan bir web sitesiydi. Yani burada aslında iki konuyu anlattık. Birincisi sitenin hit'i, İkincisi de arkadaşlar hit grafiğinin uzun dönemdeki periyottaki pozisyonu. Yani sürekli aşağı doğru bir düşüş eğilimindeyse bu site, bu siteden arkadaşlar uzak durmakta fayda var. Güncellemeden etkilenmiş olabilir, spam yapmış olabilir. Link inşasında ciddi problemler zamanla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden düşüş elimindedir. Bu yüzden bu konuya dikkat etmekte fayda var. Diğer yandan zaten bu kelimede arkadaşlar böyle kısa bir içerikle bu sitenin direkt olarak birinci sıradan sıralamaya girmesi de bu sitenin arkadaşlar en azından benim siteme oranla daha kaliteli bir web sitesi olduğu anlamına geliyor ki tanıtım yazısı alırken kendi sitenizden daha kaliteli sitelerden tanıtım yazısı almaya çalışın. Yine arkadaşlar şuna da dikkat edin. İlgili sitede Finlandiya ile alakalı daha önce içerikler vardı. İşte asgari ücretle alakalı daha önce içerikler vardı. Bu da ilgili sitenin zaten bu kelimede iyi kötü bir sayfa otoritesi olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden ben bu web sitesinden bu şekilde bir bağlantı aldım. Yani Halihazırda uzak olmayan bir web sitesi olduğu için bu bağlantıyı satın aldık. Son olarak dikkat etmeniz gereken bir nokta şu arkadaşlar. Çok fazla footer link olmamasına dikkat edin. Bu sitede footer link sayısı yüksek Yani ben bunun farkındayım Ama fiyatı uygun olduğu için aldım Yine şunu söylüyorum Footer'ın footer'ında çok fazla link olan sitelerden Tanıtım yazısı almamaya çalışın Diğer yandan kaynak kodlarında gizli bir şekilde bağlantı olan web sitelerinden de arkadaşlar kesinlikle tanıtım yazısı almayın Footer link konusuna gelecek olursak da Tanıtım yazısı nasıl alınır Sorusuna vermiş olduğumuz yanıtlar Footer link içinde geçerli Ek bir parantez açmak açısından söylüyorum. Bu tarz web sitelerinden footer link aldığınızda faydası çok daha fazla olur. Çünkü bu web sitesinden bir tane footer link aldığınızda arkadaşlar Search konsola neredeyse 10.000'in 10 üzerinde bağlantı düşürürsünüz. Ama Cosboard gibi bir web sitesinden backlink aldığınız yani footer link aldığınız arkadaşlar topu topu 150 tane 200 tane bağlantı düşürürsünüz. O yüzden sayının yüksek olması footer link için önemlidir. Yine footer link konusunda şu konuyu da açıklamak istiyorum. Örnek veriyorum bu ve benzeri 3 tane siteden footer link aldınız. Daha sonrasında işte footer linki de 3 aylık 6 aylık bir periyotta aldınız. Siteniz yükselişe geçti. Durumdan memnunsunuz. Webmasterlar genellikle şunu yapıyorlar. Halihazırda bir yükseliş yakalıyor ya. Footer linklerin de süresi doluyor. Tekrar link almıyor. İşte en büyük hata arkadaşlar burada yapılıyor. Çünkü bu web sitesinden bir footer aldığınızda bin tane bağlantı elde ediyorsunuz. Bu minimalde işte 2 tane daha siteden bağlantı aldığınızı düşünelim. bin bağlantı yapar bu. 30 bin bağlantı arkadaşlar yenilemediğiniz zaman bu bağlantı sayısı sürekli olarak düşer ve yükselişiniz arkadaşlar yerine düşüşü getirir. Bu yüzden de futur link konusuna bir kere girdiyseniz arkadaşlar sürekli olarak devam etmeniz gerekiyor. O yüzden de ben futur link'e çok rekabetli bir sektör olmadığı sürece çok başvurulması taraftarı değilim. Diğer yandan kısa vadede en etkili backlink yöntemlerinin başında futur link gelir arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.